At gözlüklü yobaz, devlet başa, haşhaşiler leşe. Seçim yaklaşıyor, çember daralıyor, son kozlar oynanıyor. Elde ne varsa ya tutarsa umuduyla piyasaya sürülüyor. Yalanın, iftiranın dozajı gün geçtikçe artıyor. Twitter savaşları daha da kısışıyor. Haşhaşiler yemiyor, içmiyor, yatmıyor, uyumuyor, mesai yapıyor. Sanal delikanlıları bilgisayar başlarında, çakma ablaları sokaklarda Erdoğan düşmanlığı aşılıyor okulları, yurtları, dershaneleri belirli saatlerde toplu beddua seansları yapıyor. Müslüman Müslümanın ayağına çelme takmaya devam ediyor. Cemaatin tabanındaki insanları 30 Mart'tan uzun adam güçlü çıkarsa hepimizi örgüt olmaktan suçlayacak, seçimlerden sonra evler yurtlar boşaltılacak, PKK'lılar serbest bırakılacak yerlerine bizi koyacaklar. Bunlar el-kaideci, bunlar İrancı Yananların, senaryoların ardı arkası kesilmiyor. Hayal etmiyorlar, utantmıyorlar. Tabii yersen. Yemezsen hemen tehditler başlıyor. Haşhaşiler beli tabancalı mafya babası kesiliyor adeta. Babanın işiyle oynarız. Kardeşin üniversite okuyamaz, adım adım takip eder, hayatınla oynarız. Cemaatin tabanında kopan fırtınalar bir yana, ülkenin dört bir taraftan kışkırtmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Nerede bir karışıklık varsa, nerede bir düzen bozukluğu varsa, hükümete mal etmeyi kutsal görev sayıyorlar. Şike davası yüzünden zor günler geçiren Fenerbahçe taraftarıyla başbakanı karşı karşıya getirecek yaşananların başbakan yüzünden olduğu algısı aşılıyorlar. Ülkenin sözde tek vatanseverleri MHP'lileri Kürtlere özellik verilecek safsatasıyla kışkırtıyorlar. CHP'liler zaten bu ülke yararına bir şey yapılacaksa köstek oldukları için haşhaşilerin onlar için bir çabası yok. CHP'liler zaten oyunun kurucuları bu yolla Pensilvanya'dan beraber çıktılar. Omuz omuza bu kaosu oluşturmak boyunlarının borcu. Kemalistlerle sol cenahla çok çabuk kaynaştılar. Öz kardeş gibiler. Hayatını Kemalistlerle mücadeleye adamış Bediüzzaman'ın sahte torunları, şimdinin en büyük Kemalistleri. Tek farkları meydanlara inememek. Toplu gösteriler yapamamak. Haşhaşiler henüz halkın içine inemediler. Gizli kapılar ardında, bilgisayar başlarında, e, telefonlarda anti-Erdoğan propagandası yapıyorlar. İsimleri, cisimleri nerede toplandıklarına dair herhangi bir bulgu yok. Kendilerini alenen belli edemiyorlar, o yüreğe sahip değiller. En ufak bir işarette fişleme fişleme diye yaygara çıkarıyorlar. Çıkın açık yüreklilikle meydanlarda anlatın derdinizi ama o yürek. Nerede? Fitneyi körüklemek, Erdoğan'ı kötülemek, beddua etmek haşhaşilerin günlük ev ödevlerinden. Verilen emirleri yapanlar huzurlu mutlu ama Allah'ın hesabından habersiz. Hesap etmedikleri çok şey var aslında. Gece zorla kaldırılan beddua seanslarına karşı her gün teheccüde uzun adama edilen dualar var. Sadece bu ülkede değil, dünyanın birçok ülkesinde cuma namazlarından sonra dünya liderine edilen dualar var. Günlük milyonlarca okunan fetih sureleri var. Allah'ın hesabı çok çetin olacak. Allah'tan uzaklaşanlar, Allah'ın tarafını terk edenler elbet kaybedecek. Son olarak evlerinden tweet atarak ortalığı bulandıran emekli vaizin torunları yağmur çamur demeden sokaklara düşen RT'nin ak gençliğini biznillah yenemeyecek. At gözlüklü yobaz haberseyret.com